Bir kısım şey aynı kalacak finans ve bankacılıkla ilgili ve bu kişilere de etkileyen işte kart kullanımı, işte aplikasyondan para gönderme bu tip şeyler. Gibi, aynen. Bir kısım şey değişmek zorunda. Kalacak şeyler işte saklama hizmetleri. Tamam. Bugün bankanın yaptığı. Orada da altının tahtını sarsabilir dediniz. O da ama bankada da bari sizde para tuttuğunuz zaman saklamış oluyorsunuz. Saklamış yani cebinizde 2000 liranız var diyelim. Cebinizde 2000 lirayla gezmek istemiyorsunuz. Bankaya koyuyorsunuz. Evet. Kartınız var diyorsunuz. Banka size bir saklama hizmeti veriyor. Evet. Borç verme, vadeli mevduat yaptığınız zaman bankada o atıyorum 3 aylık vadeli mevduat yaptınız. 3 ay boyunca o paraya olan şeyinizden vazgeçiyorsunuz. Erişiminizden. Evet. Onun karşılığında faiz alıyorsunuz. Faiz. Bu yine devam edecek Bitcoin'de de. O ödeme sistemleri gelişerek devam edecek. Aplikasyon kartlardan aplikasyonlara, belki başka teknolojiler. Ama altında Bitcoin olacak bu sefer. Yani dolar, TL veya euro ile birlikte önce Bitcoin olacak. Sonra Bitcoin onların hepsini yerine geçeceğini düşünüyorum ben. Yani insanların istediği ama şöyle değişiklikler tabii ki olacak. Şu anda biz çok uzun zamandır kademe kademe geldik buraya ama en son kademe kesim noktası 1971 Bretton Woods'un bitişi ve doların altından altına çıpasının kaldırılması Nixon tarafından. Yani 71'den itibaren yeni bir dünyada yaşıyoruz. Her Merkez Bankası'nın para hacmini manipüle ettiği faizlerle belirli kriz dönemlerinde çok daha büyük müdahaleler yapmakla birlikte sürekli bir manipülasyon ve kurcalama şeyine girdi dünya. Bunu herkes kendi çapında becerebildiği kadar yapıyor. Şimdi bu değişecek. Yani bunun Bitcoin çünkü nasıl diyelim bunların üzerinde manipüle edilemeyen bir para birimi. Para birimi. Bu yüzden gücü de burada. Çünkü ne kadar siz kısa vadeli hedefleriniz için o para merkez bankaları üzerinden parayı manipüle etme şeyini yapsanız da uzun vadede bedeli çok ağır oluyor. Amerika'ya da ağır oluyor. İşte 2008 krizinde yaşadık bunu. Türkiye, Arjantin gibi daha gelişmekte olan ülkelere de ağır oluyor. Habire çok yüksek enflasyonlar, döviz şokları, devalüasyonlar yaşıyorlar. Gelişmekte olan ülkeler bundan artık manipüle edilemeyen bir para birimine ihtiyaçları var. Kendi para birimlerine manipüle etmeleri zaten onlara bir şey kazandırmıyor. Yani Türkiye'nin Merkez Bankası'nın manipüle etmesi ona bir şey kazandırmıyor. Ama dolarizasyon ona bir zarar veriyor. Bugün ABD işte yaptırım yaparım size falan dediğinde, dolarla sizi şey yaparım dediğinde bir etkisi var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti doların tahakkümündense Bitcoin gibi nötr yani hiçbir bağımsız. Şeye bağlı olmayan bağımsız bir para birimini tercih etmelidir, edecektir de eninde sonunda.